Zafer Kemal. Bizimkisi hayat okuluna intikal. Bana kafa tutmak koca bir hayal. Burada başaramamak sıfır ihtimal. Polise demese ne varsa bizden sorulur. Can dişe takılır, çenesi kıtı tutulur. Ne zaman bizim işimizin adı sorulur. Aşk diye yazılır, risk diye okunur. Yarım saat oldu. Ya abla hadi gidelim. Başımızı belaya sokacağız bak. Ya abicim dur bir saniye. Öleceğim meraktan. Çıktılar. Bu yaptığınızda çok pişman olacaksınız. Kapa çeneni. Bakın bir yanlışlık oldu herhalde. Ben de polisim. Tamam, karakolda anlatırsın. Yürü. Hah, abicim takip et onları. Ben başım belaya sokmak istemiyorum. Ya abicim bir şey olmaz. Takip etsene sen. Hadi in arabadan. Senden para falan da istemiyorum. Hadi in. Başka taksiye bin. Hadi. Hadi abla hadi. Senin her girdiğim işin altından neden polis çıkıyor? Nesin sen? Kimsin sen oğlum? Asıl ben seninle her karşılaştığımda polise bulaşıyorum be. Hani tamamen yasaldı bu zincir? Yasal zaten. Hiçbir açığımızı bulamazlar. He. O yüzden mali polisten baskın yedik değil mi? Sen gözüme çok batmaya başladın ha. Ne yapacaksın? Hey hey hey! Beyler birazcık sakin olun. Burada kalıp sohbete devam etmek isterdim ama başka zaman artık. Yok. Sen değil. Fırat Soyer çıkıyor. Nasıl ya? Neden? Çünkü ben Fırat Soyer'im. Sense? Baksana o kadar büyük bir boşluksun ki yerine koyacak bir şey bulamıyorum.
etmeye çalışıyor. Of! Arkadaş bu nedir ya? Ya beklemenin de bir haddi hududu, bir sınırı olur. Bu nedir? Ben saatlerdir bekliyorum burada. Ağaç oldum resmen. Kök saldım ya. Oh be! Bir de sorgu odasını alsaydınız da tam olsaydı bari. Komiserim malum oldu galiba. Ne diyorsun oğlum sen? Sizi sorgu odasına alıyorum komiserim. Lütfen zorluk çıkarmayın. Oğlum bıraksana kolumu Allah Allah. Komiserim emir böyle. Oğlum bıraksana kolumu, hayret bir şey, ne emri ya? Gidebilir miyiz komiserim? Allah Allah, nereye gidiyoruz kardeşim? Buradan çıkabilirsen seninle bir kere daha iletişime geçerim. Yok eğer çıkamazsan dert etme. Çocuklar seni evine bırakır. Koca reis tarihin tozlu raflarında yerini aldı mı yoksa hala burada mı, göster bakalım. Ya İbrahim, bir açıklama yapmayacak mısın? Yani böyle hiçbir şey söylemeden birazcık şey olmuyor mu sence de? Yani eğer bu şakaysa komik değil, gerçekse hiç komik değil kardeşim. Komiserim sanki yaşamın sırrını saklıyormuşum gibi bir hava yaratıyorsunuz ama inanın ben de bilmiyorum. Meriç, Seda, siz ne işiniz var burada? Biz de bilmiyoruz. Gelin dediler, geldik. Vallahi çağırdılar, apar topar geldik, iyiydi o. İyiydi, kim çağırdı abi? Buyurun abi. Amirim bakın, benim bu sefer gerçekten hiçbir suçum yok. Ben tam parayı verdim, sözleşmeyi alıyordum ki bir anda mali polisten baskın yedik. Yani ben mali şube sandım ama öyle olsa... Operasyonu mali polis yapmadı. Ben yaptım. Ne? Ama neden amirim? Bu zinciri dağıtmak zorundaydım. Bu oluşumdan daha fazla insanın zarar görmesine izin veremezdim. İyi de amirim, bana niye söylemediniz? Bize niye güvenmediniz? Operasyon dümenini kırıyoruz da ondan. Peki kim var bu fonun başında? Söyledim ya, uluslararası bir yatırım ortaklığı. Bak kardeşim, her şey yasal. Ben zaten bizi niye aldınız onu da anlamadım ki. Gidin inceleyin evrakları. Biz onları inceleriz, merak etme. Paraları alıp yurt dışına mı kaçacaktınız? Sen iyi senaryo yazıyorsun ha. Hani heyecanlı da aslında. Ama benim vaktim yok, biliyor musun? Niye? Zinciri patlatmak için vakit mi bulamıyorsun? Bizi burada tutmak için bir tane bile deliliniz yok arkadaşım. Ondan o kadar emin olma. Hakkınızda tehditle para toplatmaktan ihbar var. Esas bakalım bu sizinle beraber yakaladığımız çocuk ne ödeyecek? Kerim zinciri dağıtmaya çalışacak ve illa bir yerde tökezleyecek. İşte o zaman Çetin ortaya çıkmak zorunda kalacak. Yiğit, galiba sana taşıyabileceğinden fazla yüklendim. Birazdan Fırat ve Kerim'i serbest bırakacağım. Seni konuşmadığını düşünecekler. Böylece senden kuşkulanmayacaklar. Amirim, ben ne yapacağımızı anlamadım ya. Operasyonu Kerim üzerinden yürüteceğiz. Peki bizim operasyon ne olacak? Karabil operasyonunu sonlandırıyorum. Görevlerinizden azledildiniz.
elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Belki de böyle bir operasyonu kurmam baştan hataydı. Sizin hatanız yok amirim. Hepsi benim hatam. Ben başarısız oldum. Hayır Yiğit. Bunu başarısızlık olarak algılamanı istemem. Sonuçta saadet zincirini sen ortaya çıkardın. Şimdi sadece strateji değiştiriyoruz. Amirim ben Fırat'a yakınlaşabilseydim Çetin'i daha kolay yakalayabilecektik. Ben bunun farkındayım. Orası öyle. Şimdi tek bir kurşunum kaldı. Onu çok dikkatli kullanmalıyım. Peki okuldaki görevimiz ne olacak? Önce sen istifa edeceksin Seda. Emredersiniz amirim. Ah Seda. Bak kaderde ayrılık da varmış. Meriç, sen de acilen şehir dışına taşınman gerektiğini söyleyip ayrılacaksın. Emredersiniz amirim. Gelelim sana Yiğit. Senin hemen gözden uzaklaşman doğru olmaz. Dikkatleri üzerimize çekmeyelim. Hafta sonuna kadar okulda kal. Emredersiniz. Ha bu arada operasyonun gizliliği devam ediyor. Ben senaryonun finalini yazana kadar ilk günkü gibi oynamaya devam. Başlıyorum. Başlıyorum. Teşkilat adamımızı altın harflerle yazdıracak ya şu düştüğümüz hale bak ya. Kimin yüzünden acaba? Bu kadar hataya iyi bile dayandık. Haklısınız arkadaşlar. Hepsi benim yüzümden oldu. Ya kardeşim niye öyle diyorsun? Sen var ya benim tanıdığım en cesur, en delikanlı, en yürekli adamsın ha. Hasar alarm! Ne oluyor oğlum? Kanka. Ya bu üzüntü, stres, sıkıntı bana hiç iyi gelmiyor. Midem çok kötü oldu ya. Ne yapacak? Şu karşıdaki çorbacıya mı gitsek? Vallahi gidelim. Hadi gel Seda. Ya bıraksana kolumu ya Meriç. Sedacığım, her şey daha kötü olmadan gidelim diyorum. Hadi gidelim, gel. Ya Meriç sen iyice delirdin ha. Seda, ben var ya bak şu an vallahi düşüp bayılabilirim ha. Vallahi çok kötüyüm ya. Hadi kardeşim, kaçtık biz. Hadi görüşürüz. Yediyim misin? Senin ne işin var burada Işıl? Ben de Fırat'ın evinin önünde bekliyordum. Tüm olan biten her şeyi gördüm. Ne olmuş, neden basmışlar evi? Bilmiyorum, onu babana soracaksın artık. Babama mı? Neden? Baskını baban düzenlemiş demek. Bir dakika, bir dakika. Bir Nisan şakası falan mı bu? Benim babam kendi adamını basmış, öyle mi? Yani kendi adamını değil. Pardon da o ne demek? Artık onun adamı değilim demek. Karabel operasyonu iptal. Gel. Ne yaptın Cihan Sazlı'ya ulaşabildin mi? Ulaştım amirim. Şehirdeymiş değil mi hala? Merak etmeyin, İstanbul'da amirim. Güzel. Şimdi ilk işimiz muhbirlerimize haber ulaştırmak olacak. Anlayamadım. Kerim'in Cihan Sazlı'yı oyuna getireceği söylentisini yayacağız. Peki nasıl olacak bu? Yatırımlarının değer kazandıklarını anladıkları için herkesin parasını iade edip sözleşmelerini geri almak istedikleri haberini el altından tedavüle sokacağız. Herkes aslan payı onlara kalsın diye insanları zincirden çıkarmak istediklerini zannedecek. Haliyle Cihan da bu finans zincirinden çıkarsa büyük bir kazançtan vazgeçmiş olacağını düşünecek. Aynen öyle. O yüzden ne olursa olsun Cihan Kerim'in teklifini kabul etmemeli. Emredersiniz amirim. Kaya sen de
Kerim soysuzluğuna nefesi kadar yakın olacaksın. Adım adım izleyeceksin. Anlaşıldı amirim. Cihan ayak diremeye başlayınca Çetin zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkacaktır. Çıkabilirsin. Kaya. Buyurun amirim. Sana güveniyorum. Gözünüz arkada kalmasın amirim. Daha yeni başlıyoruz Çetin. Bir dakika Yiğit ya. Ne demek operasyon iptal? Bağır azıcık daha bağır da herkes duysun Necdet Hanım'ın kızında operasyonda olduğunu. Yiğit bana bir açıklama yapmak zorundasın. Operasyon bitti ne demek ya? Bitti demek işte Işıl. Bitti demek. Ben yine başarısız oldum demek. Benden hiçbir halt olmaz demek. Koskoca Demir Kenan'ın oğlu fos çıktı demek. Sen de Karabil'den ayrılıyorsun demek. Bu kadar kolay vazgeçme ne olur. Bu kadar kolay vazgeçme öyle mi? Söylemesi ne kadar kolay senin için ya. Bak kızım ben polisim. Polis tamam mı? Bana ne söyleniyorsa ben onu yapmak zorundayım. Ama en hatalı benim işte. En hatalı benim. En başından söylemem gerekirdi senin babana. Söylesen ne değişecektin? Benim ne suçum var? Hala benim ne suçum var diyorsun ya. Bunların hepsi senin için bir oyun değil mi Işıl? Bak kızım en az benim kadar sen de suçlusun tamam mı? İki tane polisin kariyeri zedelendi bizim yüzümüzden. Farkındasın değil mi? Senin amacın bana vicdan azabı çektirmek değil mi? Bütün istediğim bu değil mi? Halbuki her şey çok farklı olabilirdi. Gitme. Yiğit gitme lütfen. Hep senin yüzünden baba. Işıl. Hayırdır kızım? Senin ne işin var burada yine? Beni gören insanların aklına da ilk bu soru geliyor galiba. Senin ne işin var burada? Bir nasılsın? Günaydın. Günün nasıl geçti? Acaba ben bir yerde hata yaptım mı? Asıl benim ne işim var burada? Bunların hiçbiri yok. Hep Işıl, hep Işıl. Hiç hataya kendini arıyor musun baba? Bak insanlar senin yüzünden üzülüyor. Sen iyi misin? Hiç iyi değilim. Bırakayım mı kızım seni eve? İstemem. Şimdi senin benden daha önemli işlerin vardır. Allah Allah. Senin yüzünden düştüğümüz hallere bak ya. Tıkır tıkır yürüyen iş 3-5 kuruş yüzünden patladı iyi mi ya? Hiç tavır yapma bana öyle. Bana tavır yapma ama. Ben sana başta dedim değil mi? Fırat dedim bak bu iş seni aşar dedim. Bak bu iş kontrolden çıkıyor dedim. Al şimdi taktılar mı kanca ya? Şimdi unuttur bakalım kendini unutturabiliyorsan hadi bakalım. Kerim. Kerim ne Kerim ya? Bir çuval inciri berbat ettin daha da hala Kerim diyorsun bana ya. Gör bak bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Senin bu konuda en ufak bir tahminin var mı acaba? Hiç kafan basıyor mu acaba bunları? Benim kafam gayet iyi basıyor. Sen laflarına dikkat et. Öyle mi? Tamam paşam affedersin paşam. Kusura bakma ben yanlış konuştum. Madem öyle bu işin içinden nasıl çıkacağımıza dair bir fikrin de vardır o zaman. Bir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Görünüşte zincir yasal. Bu ya işte budur ya bravo ya ben bunu diyorum işte ya. Daha yani bir fikir. Ne o Yiğit midir nedir o çocuk aleyhimizde en ufak bir şey söylese şu an içerideydik biliyorsun değil mi? Belli ki içeriden biri bir koku alıyor. Yoksa bizi niye çağırsınlar? Sorguya çekildik ya. De yurt dışı yasağı geldi. Önceden de olmuştu zaten. Bu daha öncekiler gibi değil Fırat bu başka. Sen herhalde sen beni düşünme. Sen baban ne diyecek sen onu düşün. Ayfer. Muydum? Şimdiden burayı bile çok mu görmeye başladın bana Kenan Bey? Estağfurullah hanım. Ben hasta olma diye dedim. Bu saatten sonra anca ince hastalık götürür beni. Tövbe de hanım. Turp gibisin maşallah. Turp mu?
26 yıllık evlilikten sonra turp gibi gözüküyorum demek ki ben senin gözüne artık. Turpmuş. Yok öyle değil, hani sağlık anlamıyla dedim ben ya. Ya ya, bir zamanlar mimozaydım ben senin gözünde. Tabii şimdi turp oldum artık. Yapma Efer. Sen hala benim... İyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar oğlum. Gel oğlum gel. Aç mısın? Ya değil. Yatıyorum ben. Başım çatlıyor zaten. Acıkırsanız buzdolabında turp var. Yersiniz o turpu. Hasbinallah ve nimel vekil. Ya şimdi ben ne dedim? Tartıştınız mı siz yine? Yok ya Asuman, ne tartışması? Kızla konuşamadım ki tartışayım. Emniyete kadar trip atmaya gelmiş hanımefendi. Telefonları mı da açmıyor merak ettim. Hayır, bu yaştan sonra yeniden mi ergenliğe giriyor? Ne oluyor anlamadım ki. Nereden bileyim ben Necdet? Yani kim bilir ne yaptın da kızın kalbini kırdın yine. Aa Asuman, sen de bana saldıracak yer arıyorsun ama. Tamam tamam. Geldiğinden beri odasından çıkmadı. Bana da hiçbir şey anlatmıyor, bilmiyorum. Allah Allah. Ne oldu acaba? Sen bir şey öğrenirsen ara beni, oldu mu? Ya da ben gelsem mi bu akşam? Aa, hiç gerek yok. Geç oldu Necdet. Ben bir şey öğrenirsem seni ararım. İyi oldu, tamam. Işıl. Uyuyor musun kızım? İzin verirsen uyuyacağım anne. İyi misin sen? Anne beni biraz yalnız bırakır mısın? Işılcığım, ruh halin her gün değişiyor kızım. Bir gün mutluluktan uçuyorsun, çiçekler açıyorsun. Ertesi gün yine yaprak dökmeye başlıyorsun. Bak, ben senin annenim. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ne oldu? Yine baban mı bir şey yaptı yoksa? Anne, birinin seni sevdiğini veya senden nefret ettiğini nasıl anlarsın? Sevgi ve nefret. İkisi de aynı kaynaktan doğar kızım. Bazen bu iki duygu birbirine o kadar çok karışır ki ayırt etmekte zorlanırsın. Ama baban seni her şeyden çok seviyor, bunu unutma. Ben de seni her şeyden çok seviyorum. Güzel kızım. Dinlen biraz bakalım. Hı? Evlat, madem annen rahatsız yemek yapmamış, yumurtaya ne dersin? Ha yok baba, gerek yok da. Annem yemek yapmamış, öyle mi? Vallahi bu aralar sen de annem de bir garipsiniz ama hadi bakalım. Bizi boş ver be evladım. Hacı patlıcanı kırağı çalmaz. Sende bir şeyler var. Ha yok babacığım, iyiyim ya. Yiğit. Baba gerçekten bir şey yok. Yani her zaman bir şeyler işte. Ha. İyi. Madem her zamanki şeyler... anlatabilirim. Bak evlat, dertleri kendimize saklıyorsak birbirimizden uzaklaşıyoruz demektir. Hangi birini anlatayım ki baba? Hiç kimse bana güvenmiyor işte, daha ne olsun? Bilirim bu duyguyu. Sen? Ben ya. Sana eski bir polis nasihatı. Benim seninle gözlemlediğim iki tane hata var. Birincisi, çok zorluyorsun. Üstünde gerçekte var olmayan bir baskı var ve bunun altında eziliyorsun. Gerçekte var olmayan bir baskı, öyle mi? İkincisi, sürekli bir destek bekliyorsun.
bir şeyler yapman için teşkilat sürekli senin arkanda olmak zorunda değil. Ben arkamda olsunlar istemiyorum ki baba. Önüme çıkmasınlar yeter. İşte bütün mesele de bu ya. Ya önünde ya arkanda görmek istiyorsun. Oysa teşkilat senin yanında. Evet, sınar seni teşkilat. Ama sırası ve zamanı gelince yanında da olur. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım baba. Bu iyi bir sınav. Ama senin yanıltmasına izin var. Hayat buna benzemez. Seni sınayanlar sürekli karşına dikilirler ve senden hata beklerler. O yüzden bir sürü polis emekli olduktan sonra sudan çıkmış balığa döner. Sonunda karanlık galip geliyordu. Tek bir ateş böceği koca karanlığı nasıl aydınlatabilirdi ki? Çok çalışmıştı ama başaramamıştı. Her zamanki gibi hayalleriyle arasına yine babası girmişti. Ateş böceği yeniden bu gerçekle karşı karşıyaydı. Ve gerçeğin ne kadar acı olabildiğini bir kez daha anladı. Bahraman ve ateş böceği tam ortak olmuşlarken yine mi ayrı düşeceklerdi? Bilmiyordu. Şu an sadece dünyadan saklanmak istiyordu. En azından sabaha kadar. Ne yapacağım bilmiyorum baba. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ama evlat, bizim çaremiz de yol gösterimiz de belli. Ona inanacağız, buna güveneceğiz. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Haklısın baba. Sana diyeceğim, kendini asla kör kuyularda hisset. Bizim kör kuyulara düşmek gibi bir lüksümüz yok. Bizim işimiz vatan hainleriyle. İçimizdeki hainlerle, fakirin fukaranın ekmeğine, lokmasına göz dikenler, el uzatanlarla. Böyle kutsal bir görevi iyi niyetle yapmak isteyenin karşısına Allah mutlaka bir fırsat çıkar. Korkma. Peki patron, hepsini halledeceğim. Kimsenin sorun çıkarmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Evet, burada. Seni istiyor. Alo baba. Şu an aldığın nefesi kanına borçlu olduğunun farkındasın değil mi? Baba çok özür dilerim. Seninle günlerdir bu yüzden görüşmek istiyordum. Sana sürpriz yapacaktım. Düğününe giderken asmın seni pusuya düşürür, bu sürpriz olur. Karın bir erkek bebek bekliyorum der, sürpriz olur. Ya da oğlun adam oldu derler, o zaman sürpriz olur. Sürpriz beklenmedik olmalı. Senin başarısızlığın bana neden sürpriz olsun ki Fırat? Baba ben bir fayda mı... Fırat! Ben bu imparatorluğu kurmak için ne bedeller ödedim sen biliyor musun? Öldüm ben, öldüm. Mezarım var benim. Biliyorum baba. Hiçbir şey bilmiyorsun. Damarlarında benim kanım akmasa bu gece o mezara mutlaka birini gömerdim Fırat. Baba lütfen. Zinciri dağıtıyorsunuz. Hemen aldığın paraları verip sözleşmeleri geri alıyorsun. Bundan sonra da aile işlerinden ilelebet uzak duruyorsun. Baba bana bunu yapma. Ben yaşıtlarımdan farklıyım. Ben Çetin Soyer'in oğluyum. Benim kanımdansın ama bu işi çözene kadar benim oğlum değilsin Fırat.
Ben sadece sen beni gör diye yaptım bütün bunları baba. Sözleşmeleri sorunsuz al. Sana söz. 24 saat içinde beni göreceksin. Seninle işim daha bitmedi. Polisim ben. Başının altından bir şey mi çıktı? Ya bırakın şimdi çoluk çocukla uğraşmayı. Kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Zinciri kapatıyoruz. Sözleşmeleri milletten hızlıca toplamamız lazım. Önce alt sınıflardan başlayın. Bir kötü bir şey mi oldu? Denileni yap yeter. Sonra anlatırım. Tamam abi. Tamam. Kerim. Cumartesiye kadar halledebilecek misin? Yardım göndereyim mi? Sen kendi işlerini hallet yeter. Benim işlerim yolunda. Hep böyle diyorsun ama sonra patlıyor surat. Emin misin bak? Senin dilin iyice uzadı. Babamla görüşünce senin bu hallerinden de mi bahsedeyim illa ha? Bomba haberlerim var. Acil buluşmamız lazım. Babanın benim hakkımda bilmediği bir şey yok. Ama senin hakkında bilmediği çok şey var. Yerinde olsam babamla görüşeceğim diye o kadar heyecanlanmazdım. Cumartesi son günü unutma. Bugün okul işini hallediyorum. Cumartesi günü de en önemli sözleşmeyi alacağım ve babamla buluşacağım. Ya zaten bizim eyle tutulur bir başarımız falan da yok. Bu saatten sonra bize özel görev falan vermezler. Bu performansa bize değil özel görev. Okul koridorunda nöbetçi bile yazmazlar. Haklısın. Buradan ayrılmak da üzüyor beni. Yani düşünsene buraya bir daha gelmeyeceğiz. Sorma ya. Ben de çok alışmıştım. Ay, ne bileyim. Yani her şeyini çok özleyeceğim. Çocukları, dersleri. Ha şu kıvırcık kafaları, Lütfü abinin tostunu, Ürengül'ü. Ya o kadar diyorsun yani ya. Üzülme sen, Ürengül hocayla dışarıda da görüşürsün. Ay saçmalama Sedacığım ya, ne alakası var?
Anam yoksa sen kıskandın mı beni acaba? Ne kıskanacağım be? Şişt, nereye gidiyorsun? Ürengil Hoca'yı bulmaya mı? Özgüvene bak. Işıl'ı bulmaya gidiyorum. Yani son zamanda aramızda bir sürü tatsızlık yaşandı. Okuldan ayrılacağımı söyleyeceğim. Bir şey değil mi? Helal olsun sana be. Ya bakma sen, Işıl benim kardeşim gibidir. Dargın ayrılmak istemiyorum. Doğru. Haklısın. Abla kardeş arasında dargınlık olmaz. Güzel yürekli hemşirem benim. Gel bir sarılayım sana ya. Yasin, aşma. Geleceğini biliyordum. Öyle mi? Nereden biliyordun? Çünkü seni ne zaman çağırdıysam geldin de ondan. Bak Işıl, dün birazcık sinirlerim bozuktu. Senin kalbini kırmış olabilirim istemeden, tamam mı? Hem ayrıca son birkaç günümüz böyle küslük falan olsun istemiyorum. Bunları söylemeye geldim. Ne söyleyeceğimi merak etmiyor musun? Vallahi hiç etmiyorum. Çok önemli ama. Bak şu son iki gün benim sinirlerimi zıplatacak bir şey yapma yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. Operasyonla ilgili ama. Oh. Soner. Efendim hemşire abla. Ya Işıl'ı arıyordum da ben. Ya ateşe çıkmıştı da dün. Ben merak ettim. Gördün mü sen? Az önce gördüm. Bodruma iniyordu. Anlamadım. Ne alaka? Vallahi ben de bu kızları hiç anlamıyorum zaten. O yüzden pek alaka kurmaya çalışmıyorum. Tamam, ben hallederim. Teşekkürler. Artık dinleyecek misin beni? Pardon. Çok pardon, sinirlerim bozuldu da bir anda. Şu an söyleyeceğin şeyi o kadar merak ediyorum ki anlatamam sana yani. Hatta... Sultanım, ne olur o çok önemli bilgiyi bizlere bahşedin lütfen. Yoksa Necdet Amir Haşmet Babları'nın kızı Işıl... babasıyla yepyeni bir seferin fitilini ateşleyip bizi bir cenkin ortasına mı atacak? Öl de öleyim sultan. Yürü. İnanmıyorum ya. Aa Seda. Bak hiçbir şey gözüktüğü gibi değil, ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Bunca zamandır bize nasıl masal anlatıp uyuttuğunu mu? Ya Seda, o yüzden dizi çökmedim ben, bırak açıklayayım. Asıl sen? Sen Necdet Amir'in kızısın öyle mi? Sen nasıl yaptın bunu Işıl? Ya ne yaptım ben ya? Allah Allah, benim niye bunu sana söylemem gerekiyor ki? Sen benim babamı nereden tanıyorsun? Karıştırma şimdi konuyu. Sen benim soruma cevap ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kariyeri biten polisle. Tabii ya. Sen de polissin değil mi Seda? Sen de bana karşı pek dürüst olmamışsın valla. Işıl, bu benim işim, işim. Ben içinde olduğum operasyonun detaylarını başkasıyla paylaşacak değilim. Ben de bu operasyonun içinde sayılırım yalnız. Biz Yiğit'le ortayız. Değil mi Yiğit?
Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Bu soruyu duymamış olayım abi. Ben de duymamış olayım abi. Çok kırıldım doğrusu baba. Çok. Sorulacak soru bu mu şimdi? Kesin lan. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Anlatın. Her şey yolundaydı abi. Müthiş bir iş çıkardık. Ha, aferin, aferin. Cumartesi günü Caner'den de aldık bu sözleşmeyi. Bu iş tamamdır. Kızım bana mı yapıyor bunları? Ne yapıyor bu salak? Sahra'ya şov yapıyor abi. Sadece seviyorum gerçekten beni. Ya ben az önce operasyon bitti diye üzülüyordum. İyi ki bitmiş. Sen bizden neler saklamışsın ya? Hadi beni geç. Meriç. Ya Meriç senin kaç yıllık dostun değil mi? Ondan nasıl sakladın? Bak Sedacığım, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil gerçekten. Ya birader, neredesin ya? Her yerde seni aradım. Zaten telefonu da çekmiyordu. Neyse, Seda Işıl'ı bulmaya gitti. Belki kendi öğrenir abi böylelikle Necdet amirin kızı olduğunu. Biz ayırtırız mevzudan. Alo, oğlum sana diyorum ya. Sabun gibi sıyrılacağız mevzudan. Mis. Şaka değil mi? Halüsinasyon. Gerçekler. Gerçekler tabii. Sedacığım. Işılcığım. Siz de mi buradaydınız kız? Öpüşüp koklaştınız mı? Barıştınız mı bari? Yuh ya. Meriç hocam siz de mi polissiniz? Ya yemin ediyorum teşkilata güvenim pekişti ya. Demek sen de biliyordun ha. Yazıklar olsun. Ya bir atarlanma, bir dur Allah aşkına ya. Onların bir suçu günah yok, ben sana anlatacağım her şeyi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz her şey fazla gelecek. Sen sus, baban konuşsun. Bakalım Necdet amir ne diyecek. Fırat sözleşmeleri topladıktan sonra babasıyla buluşacak. Ayrıca son sözleşmeyi cumartesi gecesi alacak. Nasıl yani? Bildiğimiz Çetin Soyer'le mi buluşacak? Aynen öyle. Ben polis teşkilatında Fırat Söyle sizin kadar yakın olabilecek başka bir ekip tanımıyorum. Ve bu saatten sonra asla vazgeçemezsiniz. Bir dakika. Bir dakika. Eğer Çetin Soyer'e ulaşabilirsek onun hayatta olduğunu ispatlarız. Aynen. Yalancı bir lise öğrencisinin gazına geliyorsunuz. İnanamıyorum size. Yalancı mı? Bak Sedacığım, ne desen haklısın kabul. Ama bu bütün oyunu değiştirebilecek kadar büyük bir bilgi. Bak bizim şu an şuna karar vermemiz lazım. Biz alnımızın akıyla bu operasyonu tamamlayacak mıyız? Yoksa yenilip tıpış tıpış bu okuldan gidecek miyiz? Acıyorum ya. Bu ne? Ay ben de Meltem'e ya. Sabahtan beri kıvranıyor kızcağız. Benim Fırat'tan özür dilemem lazım. Onun da seni affetmesi lazım. O kadar kolay değil. Sonuçta çocuğu yalancı yerine koydu Meltem. Doğru söylüyorum onu. Bir şey mi söyleyeceksin Meltem? Ben senden özür dileyecektim. O gün senin söylediklerine inanmadım. Beni affetmeni istiyorum.
kimse dikkat etmez. Ama ne isteyeceğinden çok ne zaman isteyeceğin daha önemlidir. Doğru zamanla geldin. Özrün kabul edildi. Günaydın Hanım. Ya korkma benim. Hayrola Yiğit'i göremedim. Hala uyanmadım. İşi varmış. Acil çıktı dışarı. Ah. Ayfer ne oluyor sana ya? Ayfer. Korkutma beni. Bak akşamdan beri bir haller var zaten sende. Ayfer. Ha? Ne yaptın öyle yüzüne? Ha? Ha. Biraz değişiklik olsun isterim. Ha, tabii. Değişiklik senin de hakkın. Şöyle bir etrafıma bakayım. Beni düşünen bir karım var mı? Bir fikrini sorayım. İki kelam ederiz falan demek yok tabii. Ha. Aferin sana Demir Kenan. Aferin. Ayfer, sakalımı kesmek için senden icazet mi alacağım? Allah'ım ya. Aa, tabii canım. Ben de çok oluyorum yani. Kimim ki ben? Anladım ben seni Kenan Bey. Bundan sonra sen bana hiçbir şey danışma. Aynı böyle bildiğin gibi yap. Bildiğini oku sen. Tövbe tövbe. Ya Rabbi ya Resulallah. Nereye? Bana bak hanım. Sabah sabah ağzımızın tadını kaçırma. Gene mi lokale gidiyorsun? Eğer izin verirsen yukarı hanım. Efendim Mansuman. Ne zamandır arayacağım fırsat olmadı. Nasılsın şekerim? Epeydir görüşemedik. İyi değilim Mansumancığım. Aa, ne oldu? İçimde tutamıyorum artık. Şiştim. Kime anlatayım onu da bilmiyorum. Bana anlatacaksın tabii ki Ayfer'cim. Biz eski dostuz. Kapa geliyorum hemen. Yok yok. Gerek yok Mansumancığım. İtiraz istemiyorum. Kapat hemen geliyorum. Kuş kafese girdi. Abi, çok büyük bir yamuk var. Sakın çıkma zincirden. Seni çok fena kazıklayacaklarmış. Beni kimse kazıklayamaz. Ya orası öyle de ben yine haberin olsun diye söyledim. De bakayım. Neymiş tezgah? O kadarını bilmiyorum abi. Çık dışarı. Peki abi. Kerim Efendi, hoş geldin. Hayırdır? Vallahi pek hoş gelmedim ama hayırlısı olduğu kesin. Neymiş o hayırlı olan? Zinciri kapatıyoruz. Paran yanımda, sözleşmeyi almaya geldim. Bu kadar eminsin yani. Neden? Benim mekanıma gelip, benim koltuğuma kurulup bana ne yapacağımı söyleyebileceğinden. Buraya racon kesmeye gelmedim ben. İşler sarpa sardı. Elindeki sözleşme bir hafta daha değerini korursa şanslısın. Geçmişte güzel işler yaptık. Zarar görmeni istemiyorum. Ben zarar görmem. Sözleşmeyi unut. Şansımı deneyeceğim. Peki iki katı? Üç katı? Kerim, zincir işinde ne sıkıntı varsa hallet. O sözleşmeye uyulacak. Denize bir taş atıyorsun ama yaratacağı dalgayla bakalım baş edebilecek misin? Kerim Efendi. Biz Karadenizliyiz. Unuttun galiba. Dalgasız denize deniz demeyiz. Göreceğiz onu, göreceğiz. Kerim. Geçmişin hatırına seni karşımıza aldık.
iş yapalım dedik ama haddini aşarsın. Unutma, arkanda sırtını kollayacak bir Çetin Soyer yok. Yerini bil. Ben yerimi iyi biliyorum Cihan Sazlı. Merak etme sen. Ama ben senin de yerini biliyorum. Ali amirim. Evet, Cihan'la buluştular. Plan işliyor gibi görünüyor. Emredersiniz amirim. Takipteyim zaten, merak etmeyin. Her şeyi geçtim. Tek bir sorun var. Biz birbirimize bile güvenemezken bu kıza nasıl güveneceğiz? Vallahi ben babama bile güvenmem. Bir Mustafa Topaloğlu'na, bir de Yiğidime. Ha bir de tabii sana Sedacığım. Birbirimize bile güvenmezken diyorsun ama ben eminim ki benim başıma bir şey gelse ilk sen koşarsın. Yanlış mı? Ya sonuçta aynı taraftayız. Ya bunun tarafla falan bir ilgisi yok Seda. Biz yan yanayız. O yüzden benim bu odanın içerisindeki hiç kimseye karşı bir güven problemim yok. Peki ya Necdet Amir, o ne olacak? Yani operasyonu ondan gizli mi devam edeceğiz? Bakın arkadaşlar, o bize inandı. Bence hala daha inanmaya devam ediyor. Sadece sınıyor bizi. Bizden bir reaksiyon bekliyor. Gösterelim kardeşim reaksiyonu. Ben var ya, Necdet Amir'e reaksiyonun kralını... Meriç. Bakın arkadaşlar, bizim devrelerimiz, amirlerimiz... hırsızıyla, itiyle, kopuyla, gaspçısıyla göğüs göğüse çarpışırken... biz ucuz bir mafya bebesiyle başa çıkamıyorsak zaten bırakalım gidelim kimlikleri yani. Gitmek yok. Nereye gidiyoruz ya? Bırakmak falan yok. Başa çıkarız abi. Çıkarız değil mi? Çıkalım, ne olur çıkalım. Ne olur Seda, ne olur, ne olur, ne olur ya. O zaman... sizi üç evetle ağırlıyoruz. Buyurun. Allah'ım inanamıyorum. Biz şimdi orti mi olduk? Hayır, ekip olduk. Ve operasyonun sonuna kadar da öyle devam edeceğiz. Olur. O da olur. Ne yapacağız şimdi? İşte sorulması gereken hayati soru. Bakın, sözleşme teslim tarihini öne çekmemiz lazım. Cumartesi olursa yanarız. Nasıl yapacağız peki onu? Bizim Fırat'ın telefonuna ihtiyacımız var. Hayda. Yani bu çocuklar telefonlarını ellerinden düşünmüyorlar ki. Allah Allah ya. Ya ben size kaç defa da bu hızlı parmak meriç anlatacağım? Ben kapacağım, Sedacığım kaçacak. Bir de telefonun şifresi meselesi var. Zeki! Zeki çözer bu işi. Ben demedim abi, bu kız bizim çok içimize yarayacak. Ne zaman dedin? İçimden geçirdim. Kafa sesi. Tamam, biz de seninle Fırat'ı oyalıyoruz o zaman. O zaman bitti bu iş. Bu hayatta her şeyi gördüm, geçirdim zannederdim. Meğer görmediğim neler varmış daha. Yapma Ayfer'cim, gerçekten emin misin? Emin olmaz mıyım hiç? Necdet yapsa sen anlamaz mısın ayol? Yok canım, yani... Necdet hayatta yapmaz böyle bir şey. Ya ben yaptı diyorum işte. 40 yıllık kocamı tanıyamıyorum. Of. Yüreğim yanıyor. Bana bunu nasıl yapar bu adam? Ya tamam yapma böyle, hemen böyle koyverme kendini. Sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Zoruma gidiyor Asuman. Bunca yıl sonra zoruma gidiyor. Tamam haklısın. Ama yine de emin olmadan, yani boşuna bir his için kendini bu kadar tüketme. Asumancığım, mesajı gördüm telefonda diyorum. ÇK yazmış, kadını öyle kaydetmiş. Gözümün içine baka baka süslene püslene gitti buluşmaya. Görüyor musun? Her zamanki yerde bekliyorum.
Aa, Asuman hoş geldin. Sevindim seni gördüğüme. Hoş bulduk Kenan. İyi gördüm seni. Gençleşmişsin. Sağ olasın. Hanım, ben hazırlanıp çıkacağım. Akşama beni bekleme. Yemeğe geç kalırım. Tamam. Ben zaten alıştım sofrada tek başıma oturmaya. Yiğit de evlenir gider zaten yakında. Ve Sübhanallah. Abartma hanım ya. Gören görmeyen de temelli gittiğimi sanacak. Asuman hala elindeki telefona bakıyor. Sen de bana emin misin diyorsun. Onun yanına gidiyor işte. Ya ne bileyim Mayfer'cim. Yani herkesten beklerdim. Ama Kenan'dan asla. Bir şey söyle bana Asuman. Bir şey söyle. Tamam. Bir dakika bir sakin ol. Ay tamam arkadaşım. Bir dakika bir sakin ol. Bir sil gözlerim. Tamam bir nefes al. Bir sakinleş bakalım bir şey düşüneceğiz. Ne düşünüyorsun? Ha? Takibi. Ne takibi? Kenan'ı takip edeceksin. Al evet. Ve yuvanı yıkan o yılanı kendi gözlerinde göreceksin. Bağlarım koptu. Zaten şu sol arka çapraz bağları olmasa ben şu anda Barcelona'da Messi orta açıyordu, ben kafa atıyordum. Hocam sağ bacağınızı tutuyorsunuz. Sağ mı tutuyorum? E tabii onu tutacağım. Tek sağlam bacağım o benim. Canım sağ bacağım. Sana çok iyi bakacağım. Meriç hocam ne oldu size? Neler olmadı ki hemşire? Benim sol arka çapraz bağlar sen çözül. Kariyerim gitti vallahi kariyerim. Ne kariyeri hocam? Barcelona, Barcelona. Fakat çok iyi filmdi ha. Sedacığım böyle izler miyiz? Neyse hocam geçmiş olsun. Olmasın. Hocam. Geçmiş olmasın. Hocam. Geçmedi. Hala kopuk hissediyorum. Meriç hocam şöyle yapalım. Bir sizi revire götürelim. Ben sizi orada muayene ederim. Heh, revir. Revir çok güzel fikir. Hadi revire gidelim. Fırat, evladım sen de yardımcı ol bana. Hadi. Evladım sen de sağlam dursana ya. Hocam ama benim işim vardı. Sağlık en önemli işti çocuğum. Ama o kadar kas yapmışsın bari bir işe yarasın. Hadi bakalım revire. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre hızla ilerler. Zeki! Işık hem dalgalı hem parçacık özelliklere sahiptir. Duyuyor musun beni? Ha, ne oldu? Kalk 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 kalk. Seni Meriç Hoca çağırıyor. Ne oldu? Niye ki? Bir şey mi oldu? Ben bir şey yapmadım. Ne bileyim ya. Derhal yanıma gelsin dedi. Işık değil, torpil mübarek. Koş Zeki, koş! Ay. Şöyle geçelim. Oh, bu çocuk çok güçlü. Fırat, bu olay aramızda kalsın tamam mı? Arkadaşların duyup üzülmesin. Duysalar da üzüleceklerini zannetmiyorum hocam. Ergen nesil işte. Bütün duygularını içlerine atıyorlar. Müsaadenizle. Fırat. Sen de üzülme tamam mı? Merak etme. Eskisi gibi olacağım. Tekrar koşup yürüyebileceğim. Hayatımda ilk defa gariban sevindirmeyi düşünüyorum. İyi günler hocam. İyi günler Fırat. Ah! Ah! Sol arka çapraz bağlarım.
Ah, kariyerim gitti, tendonlarım, tendonlarım. Meriç. Ne Meriç? Ben böyleyim işte. Role girdim mi çıkamıyorum. Bana mahallede eskiden Marlon Brando Meriç derlerdi. Hatırlamadın mı Ferruh abini? Fırat, konuşmamız lazım abi. Şimdi olmaz sonra. Sözleşmeyle ilgili ama. Ha bak, sen bu sözleşmeleri topluyorsun. İyi hoş da. Benim parayı da sözleşmeyi de polis aldı. Ben ne diyeceğim babama şimdi? Bu saadet zinciri yüzünden parayı polise kaptırdığımı duyarsa vallahi parçalarımı ayırır beni. Tamam, sen sakin ol. Kimseye tek kelime etme. Anlaştık mı? Ben şimdi Kerim'i ararım, işini hallederiz. Kerim'i mi arayacaksın? Abi şey yaz. Aa, Yiğit sen de buradasın? Sen ne yara bakan yürek yakansın öyle? Sen şu koskoca evrende dur. Gel benim çocukluk arkadaşıma vurul. Ya ama gönül işte değil mi? Kime konacağı belli olmuyor. Değil mi? Aa, ben çay mı ısmarlasam size kantinde ha? Hem çifte kurumlara dair detayları da dinleriz. Ya benim bir işim var. Aa, oldu mu şimdi mi bu Fırat? Bak ben sana söyleyeceğim. Şimdi bu Ece var ya benim küçüklük arkadaşım. Ha, sen hala çıkmadın mı? Anca hazırlandım. Hayrola, Asuman gitti mi? Çoktan. Bakıyorum sen de eski arkadaşını görünce moralin yerine gelmiş. Özlemişim arkadaşımı, Kenan Bey. Belli. Ben yardım edeyim sana. Vay. Karım geri gelmiş ha. Görüşürüz hanım. Kendine dikkat et, Kenan Bey. Yok hocam. Basit yoldan olmuyor, zor yoldan deneyeceğiz. Oğlum, telefonun ellenmedik yerini bırakmadın. Daha neyini deneyeceksin? Hocam, yapacağız bir şeyler. Zeki, acele et. Benim kaç takipçim var biliyor musun sen? Şu anda bir tribün dolduracak kitle mağdur durumda. Hocam, şifreyi hiç mi hatırlamıyorsunuz? Biraz hatırlıyorum. Ama şimdi birazı kime yetecek? Biz burada 3 kişiyiz. Anlamadım hocam. Anlama Zeki. Bunu da anlamayı ver. Sen şifreyi çöz Zeki. Hadi Zeki. Hadi aslanım. Hadi koçum, çöz şifreyi. Hadi aslanım. Bu çocuk geri Zeki. Biri bana Ece'nin aşık olacağını söylese, 40 yıl düşünsem o kişinin Yiğit gibi sıradan bir tip olacağı hayatta aklıma gelmezdi. Ne demek sıradan ya? Ne varmış ki benim tipimde? Ha? Ben de onu söylüyorum işte. Hiçbir şey yok. Çok şükür bizim de kendimize göre belli özelliklerimiz var yani. Ay yerim senin o özelliklerin. Neymiş senin özelliklerin? Hem
Kerem, sana ne benim ilişkimden ya? Allah Allah, hayret bir şey ha. Tamam, tamam, sakin olun. Bakın ne diyorum, biz bir akşam böyle toplanıp hep birlikte yemeğe mi çıksak ha? Nasıl fikir? Yemeğe mi? Akşam mı? Akşam olmaz ki. Ha, yemek olur yani. Neden olmasın? Hı? Neden olmasın? Olabilir tabii ki. Ama bir öğleden sonra yapalım. Çünkü benim akşam ailem izin vermiyor. İyi, öğleden sonra yapalım o zaman. Hocam, çok özür dilerim. İnsan o kadar uğraşınca işte... Hadi bakalım. Hadi. Sağ ol bu arada Zeki. Sağ ol. Bak bakayım kimle buluşacakmış. Hemen Sedacığım. Bu değil. Ama bu da değil. Anını buldum. Caner diye biri. Cumartesi buluşuyoruz, değiş tokuşu yapıyoruz demiş. Fırat da tamam demiş. Ya bu yeni nesil mesajlaşmanın kıymetini hiç bilmiyor Sedacığım ha. Tamam ne ya? Biz zamanında sırf tamam demek için bile 160 karakteri doldururduk ha. Ya Meş, biz senin bu rahatlığı ne yapacağız? Vallahi şu işi halledelim, onu da bakarız Sedacığım. Ha. Sözleşmeyi bugün getir. Paran hazır. Böyle konuşmamıştık. Hayda. Bastır biraz, getirsin. Bir saniye Sedacığım. Ne yapıyorsun? Karşı tarafı yanıltmak için Fırat Soyer oluyorum. Çünkü Fırat Soyer'in her zaman bir B planı vardır. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun? Bak şimdi nasıl atlayacaksın sen. Öyle konuşmadığımızı biliyorum. Paran hazır diyorum. Aha geldi. Cumartesini bekle. Sürpriz istemiyorum. Hala cumartesi diyor ya. O sözleşme bugün gelecek. Uzatma. Bunlar bundan anlar. Ya, ya. Gerginliğe gerek yok. Cumartesi konuşuruz. Oğlum, seni var ya. Ver lan sözleşmeyi. Ya ne yaptın sen ya? Eli bir getirmesin, bak ben ona ne yapıyorum. Merit, sen nasıl bir manyaksın? Allah! Vermiyorum lan. Sıkıysa al. Meriç. Bir saniye Sedacığım. Meriç, ver şu telefonu. Bir saniye Seda, adama bak ya. Bana senin yanında çekil yapıyor ya. Allah Allah! Ya Meriç, sen iyice çığırından çıktın. Ver şunu. Tamam lan. Varsa şekliniz, kare bile bekleriz. Meriç, ne yaptın sen ya? Hak etti o, hak etti. Aha. Bugün saat 8'de karabinin önünde. Sözleşmeyi de getiriyorum. 3'e 3. Sen yenersen sözleşmeyi alırsın. Ben yenersen para bende kalır. Ya bizim Fırat'ın sözleşmeyi erkenden almasını sağlamamız gerekiyordu. Şimdi Fırat sözleşmeyi hiç alamayacak. Şok olacak çocuk ya. Fırat Soyer asla şok olmaz. Kesin halleder o ya. Merak etme, Fırat o. Şu bizim gönderdiğimiz mesajları da silelim de. Evet, o oldu. Oradan. Tamam. Bu Ece var ya, sınıfta ne kadar armut varsa hep onlardan hoşlanırdı. Hadi ya. Bana da bütün kız arkadaşlarım dengesiz, o yüzden hiçbiriyle görüşmüyorum demişti. Hadi ya. Arkadaşlar ben bir telefon konuşması yapacağım. Hemen geliyorum. Ah!
kaynaşması. En sevdiğim. Hocam, sizin çapraz bağlar kopmamış mıydı? Kopmamış. Kopa yazmış. Sen edebiyattaydın değil mi? Aradaki farkı biliyorsundur. Anam kantici lütfü bıyık mı bırakmış ya? Ay, ne çirkin olmuş öyle, hiç yakışmamış ya. Bitti. Ne bitti hocam? Teneffüs bitti. Ya keşke okulda bitse de tatile gitsek değil mi? Fırat, tatilde nereye gidiyorsun? Biz genelde tekneyle çıkıyoruz hocam. Vay, fareler. Allah bilir tekneyi ilk siz terk ediyorsunuzdur ha. Ben hep Bodrum'a giderim. Nereye? Bodrum'a. Mesela şu anda sorsanız nereye diye, Bodrum derim. Bodrum'u çok seviyorum. Anlaşıldı mı evlatlarım? Anlaşıldı hocam. Bodrum gibisi yok. Ben bir telefon konuşması yapacağım. Hemen geliyorum. Başına Ayfer. Göstereceğim ben sana gününü Kenan Bey. Rezil edeceğim seni. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Hiç hoş bulmadım. Çekil bakayım şöyle. Güzelmiş burası, sevdim. Seversin tabii. Bunca yıl sonra bu da mı başıma gelecek daha dostlar? Ayfer Hanım, senin burada ne işin var? Asıl senin ne işin var burada Kenan Bey? Hanımefendi, lütfen sessizliği bozmayalım. Lütfen sessizliği bozmayalım. Sen benim gözüme baksana, hanım benim gözüme. Ben 30 yıllık polis eşiyim. Bastım seni Kenan Bey, yaktım çıranı. Ayfer Hanım. Hanımefendi, insanlar spor yapıyor burada. Bir sakin olur musunuz? Spor mu? Burası neresi ki? Çiftler için pilates sınıfı. Senin ne işin var burada Kenan Bey? Ya bacağın için iyi gelir dediler. Ben de gelip bir bakayım dedim. Ne güzel, ne güzel. Ay benim de o kadar iki yanım ağrıyor ki. Vallahi canıma tak etti. Ben de şey dedim, buraya geleyim bir basayım derken aklıma geldi. Pilates yapayım bari dedim. Hazır gelmişken beraber yapalım bari Kenan Beyciğim. Tabii, dersiniz şimdi başlayacak zaten. Ya hanım, bu kılıkla mı yapacağız? Spor kıyafetlerini salonumuzdan cüzi bir ücret karşılığı temin edebilirsiniz beyefendi. Ay temin edelim Kenan Beyciğim, temin edelim. Seda, ne oldu? Kötü bir şey mi var? Bana hiçbir şey sorma. Ya yok bir şey. Hallettik her şeyi. Fırat Caner diye bir çocuktan alacak bir sözleşmeyi. Ne yaptın? Öne çekebildin mi günü? Kaçta buluşacak Fırat çocukla? Bu akşam. Yalnız ufak bir detay var. Buluşuyor değil. Buluşuyorlar. Canerler birazcıklar, kalabalıklar. Kankacığım, acaba adam toplasaklar? Ne kalabalığı? Ne diyorsun ya? Düzgünce anlatsana şunu. Akşama fena mevzu patlayacak kanka.
Çünkü bu sivri zekalı Caner denen arkadaşı tahrik etti. Çocuk da akşama kazanan sözleşmeyi de parayı da alır noktasına getirdi işi. Meriç abi ne yaptın sen ya? Ya yok bir şey. Adamlar birazcık kaşınmak istedi. Ben de söz verdim. Fıratlar kaşıyacak işte. Oo. Akşama şenlikler desenize. Ya işte bir de sen benim sinirimi bozma şimdi Allah aşkına. Ya. Yok sana şenlik ben. Kenan Bey yavaş, ne yapıyorsun? Allah korusun bu yaştan sonra. Ya ne varmış benim yaşımda? Ne yok ki senin yaşında? Kalp var, kolesterol var, şeker var. Var da var senin yaşında. Sen kendi işine bak. Neredesin? Geç kaldın. Acil bir işim çıktı, geliyorum. Bugünlük bana bu yeter. Dedim ben sana, değil mi? Kesildin işte. He, kesildim. Benim bir arkadaşın yanına uğramam lazım. Sen devam et. Git git sen. Ben çok sevdim burayı. Ya Ayfe, sen ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorum ama çok eğleniyorum. Alo amirim. Kerim'i kaybettim. Nasıl? Bozuk para mı Kaya bu? Ne demek kaybettin? Şüphelendi galiba benden amirim. Allah kahretsin. Siz merak etmeyin. Ben mutlaka bulacağım sizin amirim. Hemen bul Kaya. Hemen bul. Efendim patron. Kenan'la buluştun mu? Yok, daha buluşamadık patron. İşler biraz uzadı. Daha önemli bir mesele var da ben mi bilmiyorum Kerim? Cihan'ın tavrı beni biraz işkillendirdi. Ben de yolu uzattım. Takip edildiğini mi düşünüyorsun? Bir his sadece patron. Bu aralar olmadık şeyler oluyor. Temkinli davranmak lazım. Hem Kenan da gecikti zaten. Belki o da yolu uzatmıştır. Kenan'ı kim niye takip etsin ki? Hem benim yapamadığım şeyi onun yapacağını nasıl düşünüyorsun merak ediyorum. Eğer tanıdığım Kenan hala hayattaysa nasıl olacağını görürsün. Işıl ve Fırat'ın arda arda gelmesi tesadüf mü sizce? Yani bence değil. Hani senin özrünü de hemen kabul etti ya. Artık o kadar sallamıyor seni, ondan olabilir. Bu ders burada oturabilirim değil mi? Tabii ki oturabilirsin. Sonuçta ayakta kalamazsın. Neden? Çünkü hocalar ayakta duranları sevmez. Sen ne komik bir kızsın ha? Öyleyimdir. Bu kız bu cesareti nereden buluyor acaba? Yüzsüzlüğünden. Ay kızın ne suçu var? Geldi Fırat, yanına oturdu. Daha yarım saat önce özür diledim ben bu adamdan ya. Yemin ediyorum delireceğim. Evet, yerleşin artık. Evet. Nerede kalmıştık? Hocam, ben şahsen şelalede tutukluk aldım. Ya bir düş yakamdan, düş. Hayır. Senin daha çok yolun var oğlum. Abini izle. Sahram. Bu hafta sonu sinema yapıyoruz değil mi? Bana mı dedi? Sana dedi tatlım. Ay yazık. Tansiyonun mu düştü senin? Vişne suyu alalım mı sana? Şşt! Ama kendi aranızda konuşmayın artık. Hocam biz zaten şahsen yani arkadaşlarla muhatap olmuyoruz. Aferin kızım, aferin. Ama senin sesin hala benim kulaklarıma geliyor. Ya pardon hocam. Bak hala geliyor.
anlamıyorsunuz. Güç anlıyorsunuz. Ama sonuçta anlıyorsunuz. Bu da bir şey tabii. Bu da bir şey. Bugün saat 8'de Karabil'in önünde. Sözleşmeyi de götürüyorum. 3'e 3. Sen yenersen sözleşmeyi alırsın. Ben yenersem para bende kalır. Caner, böyle anlaşmamıştık. Anlaşmayı bozma. Hocam, ne zaman derse başlayacağız? Evladım, sen her hafta aynı soruyu sormaktan usanmadın mı? Bıkmadın mı? Sıkılmadın mı? Obsesif misin sen de? Yok hocam, ineklikten o, ineklikten. Evet, 21. sayfa. Ne anlaşması lan? Sana laflarını tek tek yedireceğim. Sakın kaçma. Gel bakalım. En karlı işim olacaksın. Ne işin var senin burada? Hadi bakalım, derse derse. Hocam, babam alacak beni. İzinliyim bugün. Babam baba yok. Ders var. Eğitim öğretim aksamasın. Hadi bakalım, derse haydi. Geçen hafta sana o saçları kestirdim, kestirmemişsin. Saçları düzelttir. Ne yapıyorsun ya? Kendini fazla kaptırma öğretmenliğe. Sayende operasyona devam edebilmemiz için elimize geçen son imkanı da bu akşam kaybedeceğiz. Merak etme Sedacığım. Biz kazanacağız. Etkileyici. Mustafa hocam, affedersiniz, Meriç hocamın bileğinde bir sorun varmış da. Aman Sedacığım, Mustafa hoca yabancımız mı? Müdür yani. Meriç hocam, pek çok beden eğitimi hocası gördüm. Ama sizin gibisiyle ilk defa karşılaşıyorum. Bir tane. Bir tane ya. İkinci mi Meriç? Yok. İyi ki yok. Meriç hocam, tayin düşünür müsünüz? Ne tayini ya? Ben daha yeni geldim. Niye Meriç hocam? Değişiklik iyi gelir. Öyle mi diyorsun Sedacığım? Neyse. Düşünürseniz haberim olsun. Sonra da hoca bana taktı derler. Saçmalama Meriç, onu öğrenciler için derler. Ben anlamam. Göreceğiz bakalım kim tayin isteyecek. Bu akşamdan sonra biz isteyeceğiz. Orası hiç belli olmaz Sedacığım. Hiç belli olmaz. Ya Meriç, senin bu rahatlığın var ya, bak bizi bu bitirecek ha. Ya Sedacığım. Seda hemşire. Seda hemşire. Hemşire. Hayatın sınavı hiç bitmiyor değil mi koca reis? Hop koca reis. Konuşmayacaktın da niye geldin? Sana vereceğim işi öğrenmek istemiyor musun? Bana iş verme. Sanki bana iş vermek gibi. Otur otur hadi ya. Tamam hadi, bir şey demedik. Ya benim ağzımdan çıkan lafların aslında kime ait olduğunu biliyorum. Otur işte. Dökül. Patronun yönettiği finans zincirini hızlı ama sessiz bir şekilde dağıtmamız gerek. Neden? Birileri patronla ilgili bir koku aldı da ondan. Ölü kokar tabii. Patronun emriyle insanlara ödemelerini yapmaya başladık. Bu işi en kısa sürede halledin dedi. Benden ne istiyorsunuz? Cihan Sazlı'yı. Cihan'ı mı? Aynen. Parası neyse verip sözleşmeyi geri almamız lazım. Ama 3 katını da versek herif ikna olmuyor. İşi yokuşa sürüyor. Benden onu ikna etmemi istiyorsunuz. Becerebiliyorsan tabii. Kerim. Sen inanmasan bile Çetin inanmış ki bütün operasyonu anlat.
Adamı 10 yıldır görmedim. Hakkında bildiklerimizi duymak istemiyor mu? Gerek yok. Ben öğrendim. Yani Sedacığım öyle bir hışımla gittin, yemin ederim çok üzdün beni ha. Şşt. Gazoz ısmarlayayım mı sana? İçer miyiz öpürde de öpürde de? Ya Meriç git başımdan ya, çocuk mu kandırıyorsun sen? Ha sen gazozu sevmedin. Meriç. Seda hemşire bir sorun mu var? Yok yok hocam, iyiyim. Yok yok bir şey var. Ben anlarım hemen. İsterseniz bir kahve içip konuşalım. Yalnız Sedacığım. Hemşire benimle konuşuyor Semih hocam. Ayrıca kendisi çay insanıdır. Bazı bazı da gazoz. Tabii hocam. Olur, bir kahve içelim. Sedacığım. Semih hocam ben de içerim bir kahve ya. Benimkisi süt olsun. Köpüğü de bol olsun mu? Nasıl isterseniz. Meriç hocam. Kahve de orada, süt de orada. Kalkın kendiniz alın. İsterseniz Seda hemşire biz şöyle yan masaya geçelim. Olur Semih hocam. Meriç hocam size de iyi günler. İyi günler. Böyle bir günün neresi iyi olur ya? Bahattin gel buraya. Bize az şekerli 2 kahve kap gel çabuk. Derhal müdürüm. Hocam. Gürengül hocam. Meriç hocam. Buyurun efendim. Benimle bir çay. İçer miydiniz? Çay mı? Ay bilemedim ki. Benim de bir işim vardı ama. Aman canım. İş beklesin. Karşılıklı bir çay içeceğiz şurada. İyi madem. Bahattin. Bize de 2 çay. Efendim, kahve resmiyetin, çay samimiyetin göstergesidir. Yalnız biz sizinle o kadar samimi değiliz diye düşünüyorum. Ne samimi olacağım be senle? Ben Ürengül Hanım'ı kastettim. Niye yani? Örnek olur diyemem ama can simidi niyetine. Anlamadım. Bir şey yok hocam. Bahattin, pırpır ol. Haydi, haydi. Getiriyorum. Merak etmeyin. İnanır mısınız Seda hemşire? Günde 1 kahve insanı dinç tutuyor. E tabii ama fazla abartmamak lazım. Tabii tabii, abartmamak lazım. Zaten güzel muhabbet olmadan da insanın boğazından geçmiyor. Güzel. Bugün çok güzelsiniz Ürengül hocam. Efendim, yani ben aslında hiçbir şey yapmadım ama hani sağ olun. Hiç. Pardon hemşire hanım, bir şey mi dediniz? Ay yok yok, ben Semih hocayla konuşuyordum. Aa, pardon, pardon. Laflar ve hatlar karıştı Ürengül hocam. Hem ben sizi ne zaman görsem hep böyle. Çok güzelsiniz. Vallahi okulumuz bu yönden son zamanlarda çok şanslı. Özellikle Seda hemşirenin gelişi okulumuzu daha bir güzelleştirdi. Aa, Semih hocam daha öncesinde güzel değil miydi Allah aşkına? Aa, Ürengül hocam. Güzellik gören gözdedir. Öyle herkes göremez. Niye görmesin canım? Yani Semih hocam edebiyatçı. O anlamayacak da kim anlayacak? Ben. Tabii ki ben. Hemşire hanım, bu arada affedersiniz, rahatsız etmezseniz. Ürengül hocamla özel konuşuyoruz da. Biz de Meriç hocam, biz de. Bahattin, sen ne bekliyorsun başımızda hala? Resmen vallahi bedavadan tenis maçı izliyorum böyle böyle. Vallahi bedavadan forendiğimi yemek istemiyorsan haydi işine, haydi.
geldiler. Ah Melisah, Allah'tan üçe üçe. İnşallah Fıratlar da ayak yemezler. Ya merak etme, içine ferah tut. Diğerleri de geldi. İniyorlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Maşallah. Yedi cüceler gibi gelmişler. Allah kahretsin ya. Anca bu kadar mı toplayabildim? Senin kadar cesur değilim. Ama garanticiyim. Aferin. Aferin. Oğlum ben yardım etmezsem dayak yiyecek bunlara. Levye falan bir şeyler var mı bagajda? Vallahi birkaç emanet vardı. Hadi gel. Ahan da. Sen kavgaya bununla mı geldin? Öyle deme. Bu var ya saç diplerini bir yakıyor, dayaktan beter yapıyor. Kavga esnasında sen prizi nereden bulacaksın ayarsız? Bu elektriksiz de çalışıyor. Bununla böyle ense köküne mi vurdun muydu? Fazla dikkat çekmeyelim, tamam mı? Tamam. Kardeşim, güç senin olsun. Meriç ya. Hadi hadi. Çok değil 10 dakika. 10 dakika sonra konuşacak bir ağzım olacak mı bakalım? Bence olur ya. Sadece 7 kişi gelmişsiniz. 3 kişiyi mi döveceksiniz? Dört! Kapatmak mı istiyorsun, yeni bir olay açmak? Parayı bırak bence. Gereksiz cesaret. En sevdiğim. Hadi. Yakalanmıştık tamam da sen niye kavgaya girdin? Okulumuzun çocuğusun sonuçta. Okulumuzun çocuğu. İyiymiş. Sana 2 teşekkür borcum oldu. Bizi emniyette de açık etmedin. Takdir ettim. Ya neler yapabileceğini biliyorum. Aslında adamları döverek onları senden kurtarmış oldum. Vay. Ben bile kendime bu kadar güvenmiyorum. İşte bunu sen söyleyince kibire giriyor. Ben söyleyince dostluğa. Dostluğa? Dostluğa. Dostluğa. Pardon. Vaktinden önce oldu ama hallettik. Tamam. Yarın akşam o zaman. Thank you.
Meşgule attı ya. Armut. Ay, ne oluyor acaba ya? Ateş böcekleri kedigiller sınıfından olabilir mi acaba? Hayır, artık o bile şaşırıyordu bir şekilde hayatta kalma becerisine. Ateş böceği artık karanlıkta tek başına savaşmayacaktı. Şimdi yanında kahramanı da vardı. Yok, kahramanı. Ama şimdi hemen şımartmayalım. Kahramanı da vardı. Tamam, belki kahramanın ne yaptığını bilmiyordu. O olanca aksiyonun içindeyken ateş böceği telefonun başında pinekliyordu. Ama olsun. Efendim. Kenan mı? Hangi Kenan? Hoca reis mi? Al içeri, al. Bana bakın. Saygıda kusur etmeyin. Hatırı vardır. Oo, yıllar sonra. Hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük. Buyur. Senin için elde dediler de inanmamıştım. Onda elecek göz yok diyordum. Sen yine de öldü say. Ölüler konuşamazlar ama. O zaman gayipten ses duydum sana. Peki. Ne diye bu gayipten gelen ses? Sözleşmeyi Cihan. Sözleşmeyi ver diyor. Seni yolladı demek. Ben de bir şey yapacak sanaydım. Kenan Efendi, bunca yıl sonra benim mekanıma seke seke gelip
racon kesiyorsun ya. Çok cesur adamsın Vesselam. Cesur adamları severim. Ama cesaretin fazlası aptallıktır. Sen de biliyorsun bunu. Sen aptal bir adam değildin. Sen de hadsiz bir adam değildin. Kenan. Ne sen eski Kenan'sın, ne ben eski Cihan Sazlı. Karşımda oturmanı sağlayan iki satırlık hatırım vardı. Onu da bitirdin. Şimdi daha fazla kendini ezdirmeden çık git. Vay, demek böyle büyüdün ha. Aklının alamayacağı kadar. Sen eğer bu kadar büyüdüysen, sana müsaade ettiğim insan, sana yol verdiğim insan, araba seninse, yol da bizim. Bu araba her yolda gider Kenan Efendi. Şimdi topal adamı yaka paça dışarı attırdı dedirt baba. Ha, o Kerim olacak Sübyan'a da söyle. Bu sözleşmeye çatır çatır uyulacak. Olur. Söylerim. Ama ben bir şey merak ediyorum. Sonuçlarını göremeyeceğin bu sözleşmeye niye bu kadar sadıksın? Sen mi göstermeyeceksin bana sonuçlarını? Yok. Ben öyle bir şey demedim. Cihan. Emir Dağlıların büyük oğlu Fazlı'yı hatırlıyor musun? Yiğit. Hem telefonlarımı açmıyorsun hem de geri dönmüyorsun. Dün ne oldu? Senin kaşına ne oldu? Sen de kavgaya karıştın değil mi Yiğit? Ha, yok iyiyim ben Işıl. Kim açıyor mu? Işıl acı. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Yiğit yanından bir dakika ayrılıyorum. Başını belaya sokuyorsun hemen. Ya aferin sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bugün Fırat'ı takip edip Çetin'e ulaşıyoruz. Sözleşmeyi aldı yani Fırat öyle mi? İki araba gideceğiz. Merit sen benle geliyorsun. Tamam mı? Seda sen de arkadan bize destek olacaksın. Tamam. Yakın takip çok riskli olacağı için ben Fırat'ın arabasına bir verici yerleştireceğim. O şekilde yapacağız takibi. Buluşma yerine gittiğimiz zaman ben mekana sızacağım. Çetin'in fotoğraflarını çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın bu operasyona devam edebilmemiz için bu kalemunun hayatta olduğunu kanıtlamamız şart. Tamam mı? Herkes görevini anladı mı? Hı hı. Aynen. Bir dakika. Benim görevim ne burada? Bak Yiğit, istiyorsan çok iyi gözcülük yapabilirim. İşte sen karışmayacaksın. Neden? Ben öyle uygun gördüm çünkü. Allah Allah ya. Ya yazık kıza, bırakın o da gelsin. Yazık mı kıza? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Böyle önemli bir operasyonda liseli bir kızın ne işi var? Hayret bir şey. Ahan da neler oluyordu? Hemşireyim ben ya. Öğretmenler toplantısında benim ne işim var? Mustafa Hoca bizi acil toplantıya çağırıyor. Yani bu akşam hayatımızın operasyonuna çıkıyoruz. Bir bu eksikti. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sırf sen söyledin diye toplanıp bana savaş mı açacaklar? Kenan Efendi, sen bu alemi iyice unutmuşsun. Asıl sen unutmuşsun. Fazlı'yı sen ele verdin. Polise sen öttün. Bu alemin raconunu iki paralık ettin. Eğer bu haber alemde yayılırsa sana ne olur biliyor musun? Köpeklerin bile sana bakmaz. İki kaşık su tapu olursun. Tabii konuşmaya vaktin kalırsa. Ne yapma? O kadar söz ettim ama en çok bu yaptığın harekete alındım biliyor musun? Buraya gelirken bu kadar tedbirsiz olacağımı mı düşündün? Buradan çıkmazsam bu haber dışarıya uçmaz mı sanırsın? Bir laf yaparsın. İyi düşün Can. Geçmişi iyi düşün. Bu alemde benim yapacağım deyip de yapmadığım bir iş var mı? İyi düşün. O sözleşme gelecek.
canım. Asumancığım vallahi çok yoruldum ama dağlar gibi yük kalktı üstümden. Yani Kenan öyle kendi halinde bir adamcağız ama ne yapayım, bir kere aklıma düştü işte. Ay öyle tabii öyle. Ya zaten sen ilk anlattığında hiç inanmak istememiştim. Sen olmasaydın ne yapardım? Ay Ferciğim, arkadaşlar bugünler içindir hayatım. Ay ama adamın nasıl günahına girdim. Sayemde cennete gidecek ayol. Ama bak, Zeynel'e dikkat et. Niye ki? Şimdi bak Ayfer'cim, sen benim için kardeşten ötesin. O yüzden söylüyorum. Şimdi Kenan kendine bakmaya başlamış. Sen de diyorum, hani kendine biraz daha dikkat etsen. Kenan'la pilatese başladık. Ayfer alemsin. İyi iyi, değişime bir yerden başlamak iyidir. Zaten çiftlerden biri kendine bakıp diğeri aynı kalıyorsa, yani araya mesafe girmesi kaçınılmaz oluyor. Ha çok doğru söylüyorsun Asumancığım. Bu yaştan sonra mesafeyle falan uğraşamam ben. O kendine bakıyorsa ben de kendime bakacağım. Kesinlikle canım. Çok güzel bir ailem var. Seni seven bir de kocam. Kıymetini bil. Hepimize atmış mesajı. Neden toplandık şimdi? Vallahi biz de bilmiyoruz ki hocam. Hadi. Yalnız orası rezerve. Rezerve. Ben onu Meriç Hoca'ya ayırdım. Evet. Versin. Kaderden kaçılmıyor. Meriç Hocam. Hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gerçekten tam zamanında geldiniz. Harikasınız. Efendim ben doğuştan harikayım. Ben doğmuşum. Bende ınga yok. Direkt merhaba doktor. 6 aylıkken konuşmaya başlamışım. Evet, 2 yaşındayken ata biniyormuşum. 4 yaşında kılıç kuşanıp ok atmışım. Şıklaps. Şıklaps. Meriç Hocam siz Göktürklerdendiniz galiba. Meriç Hocam siz Göktürklerdendiniz galiba. Sana ne? Sana ne? Yani gerçekten ağzınıza sağlık. Bu çünkü böyle her lafın içindedir böyle bık 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 bık. Siz hiç merak etmeyin hocam. Ben onun hakkından gelirim. Neyse efendim, ne diyorduk? Devir değişince bizim dedeler zamanında... Merhaba arkadaşlar. Hayırdır müdürüm? Hepimizi merakta bıraktınız. Böyle apar topar neden toplandık? Açıklayacağım şimdi. Hemşire hanım siz de buradasınız. Ben de buradayım müdürüm. Çay ister misiniz? Bahattin. Arkadaşlar, son dönemde yaşanan bir takım talihsiz olaylar yüzünden okulumuza müfettiş gelecekmiş. Müfettiş mi? Ne zaman? Hay Allah ya. Gelsin. Gelsin. Gizli mi saklımız mı var? Bilmem hocam. Var mı? Ah, ne günler gördük be Asumancığım. Siz de çok güzeldiniz canımın içi. Güzeldik. Ama artık parçalanmış bir tabloyuz. Neyse kader kısmet diyelim artık. Aa, hiç kader falan deme Asumancığım. Sen Necdet'i seviyorsun, ben biliyorum. Necdet de seni seviyor. Hem sevgide bir yere kadar. Siz saygıda duyuyorsunuz birbirinizi. Neden olmuyor anlamıyorum vallahi. Sen yalnız, o yalnız. Necdet her yerde polis hayatım. Evde, dışarıda. En çok da Işıl'a üzülüyorum biliyor musun? Kızcağız baba hasretiyle yana tutuşa büyüdü. Canım benim, hayat kısa. Uzun yıllar sevdiğin adamdan uzak durdun. Artık sevgini yaşa. Hem geride bıraktığımız kadar vakit yok ki önümüzde. Ayfer, yaşadıklarımı bir ben biliyorum. Işıl küçüktü, hatırlamıyorum. Necdet yine o aynı adama dönüşürse... o zaman aramızda şimdiki saygı da kalmaz. Belki de sevgimiz de. Işıl kocaman kız. Dediğin gibi ise de bırak kendi görsün. Hem hayatım, yarın öbür gün seni suçlayacak sonra. Çok bundan korkuyorum Ayfer. Hem Necdet kötü bir adam değil ki. Değil. Yuva özlemi de çekiyordur, yazık. Bak, gençliğinde aslan gibi olan adamlar bir yaştan sonra ev delisi, kediye dönüşüyorlar benden söylemesi. Neyse şimdi kafamı karıştırma durduk yerde. Canım aklından çıktı mı var sanki? Bak ne diyeceğim sana. Mutluluk senin gözünün önünde duruyor Asuman. Sen tutup almıyorsun onu.
öyle söylediğin gibi kolay değil Ayfer. E tamam kolay değil. Değil de bir yerden başlamak lazım yani, değil mi? Mustafa Hocam, ben bu okulun bu zamana kadar geçirdiği bütün teftişlerde bizzati bulunmuşum, malumunuz. Yani bu okulda öyle gizli saklı şeylerin kalması mümkün değildir. Vallahi bence de mümkün değil. Fakat sana bence batmaz. Bezahattin'i bildireceğim Bahattin. Allah Allah. Neden olmazmış hocam? Çünkü Semih Güvenen'den hiçbir şey kaçmaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben ne yaparsam doğru, dost doğru yaparım. Çok özür dilerim müdürüm. Bakın Meriç hocam. Öyle sert diye araya girmeyin, çok rica ederim lütfen. Yalnız Semih hocam, öyle zırtlı, zartlı, carcurtlu cümleler kurmazsak. Arkadaşlar, konumuza dönelim. Meriç hocam, bu rutin dışı bir teftiş. Yani çok daha titiz ve dikkatli olacaklar. Hmm. Hocam ne yapacağız peki? Ne zaman geleceği belirsiz. O yüzden şu an itibariyle hepimiz, ama hepimiz alarm durumuna geçiyoruz. Saça başa, öğretmenler dahil giyim, kuşam, temizlik, aşırı özen göstereceğiz. Yani herkes beni örnek alsın diyor. Hayır, kesinlikle öyle demiyorum Meriç hocam. Kesinlikle. Semih hocam, özellikle de siz Meriç hocam, bu konuya biraz daha fazla çaba göstermelisiniz. Dersinizdeki çocukların çoğu yeni uykudan kalkmış gibi geziyor. Bu konuda herkes hemşire hanıma örnek alsın. Ah, Seda Hanım hep böyle zaten. Tam bir örnek. Ya eksik olmayın, teşekkür ederim. Ama Semih tilkisini çok pis tilt oluyorum ya. Vallahi ben de müdür beyden tırsıyorum biraz sana. O muazzam bilgi için sana ne kadar teşekkür etsem az Bahattin. Arkadaşlar fısır fısır öğrenciler gibi aramızda konuşmayalım lütfen. O konuşturuyor ya. Vallahi o benim damarıma basıyor hocam. O konuşturuyor, ben bir şey yapmıyorum. Bahattin. Alo. Kaya, son durum nedir? Kerim'i buldum. Cihan'ın yanına geldi tekrar. Allah Allah. Bu kadar hızlı mı? Şey amirim, tek başına geldi. İnanın ben de çok şaşkınım. Bir saniye. Cihan Sazlı da dışarı çıktı. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar amirim. Vücut dilleri nasıl? Allah kahretsin, ne oluyor Kaya? Hiç streste görünmüyorlar. Cihan Kerim'e bir dosya verdi amirim. Ne dosyası? Yoksa? Galiba sözleşme amirim. Kerim çok mutlu, el sıkıştılar. Şimdi de arabasına biniyor. Bu nasıl olur Kaya? Biz neyi kaçırdık? İnanın ben de hiç anlamadım amirim, hiç bilmiyorum. Necdet, hoş geldin. Hoş bulduk. Asuman, müsaitsen... Tabii, gelsene. Işıl yok mu? Etüde kaldı, birazdan gelir. Yemek yer misin, bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, aç değilim, sağ ol. Bir şey içer misin, kahve falan? Yok, bir şey istemem. Pek keyfim yok. Çok teşekkür ederim Asuman. Her şeye rağmen insanın sığınacağı bir limanı olduğunu bilmesi çok güzel. İyi ki varsın. Sen de. Sen de iyi ki varsın Necdet. Neyin var? Pek iyi görünmüyorsun. İşler pek beklediğim gibi gitmiyor.
Büyük bir yenilgi aldım Asuman. Ben de bu operasyona çok bel bağlamıştım. Ha. Büyük yenilgin operasyonun. Her defasında beni şaşırtmayı nasıl başarıyorsun? Kendime inanamıyorum ya. Ha, sen bence en büyük yenilgiyi aileni bir arada tutamamakla alıyorsun Necdet. Ne demek bu şimdi? Her şeyi bir yana bırak. Kızının büyüdüğünü bile göremedin demek. Asma yine başlamayalım ne olur. Bak bu operasyon benim için çok önemliydi. Ha tabii ya. Zaten senin için her şey kızından daha önemli. Kızımız seni görmek için merkeze geliyor. Ama polis teşkilatının göz bebeği olmaya çalışan babası acaba bunun ne kadar farkında? Hı? İşinde başarısızsın. Aile reisliğinde zaten yoksun. Ha bizi üzmeye daha ne kadar devam edeceksin Necdet? Çok ileri gidiyorsun. Yalan mı? Sana bir erkek evlat veremedim diye alttan alta bunu her zaman hissettirdin Işıl'a. Sınıfında bütün kızlar baleye giderken Işıl dövüş dersleri almak istedi. Herkes kızına bebek alırken sen ona araba aldın. Sen hayatımız boyunca beni ve kızımı her zaman kendi isteklerine göre yönlendirmeye çalıştın Necdet. Işıl benim her şeyim. O benim nefesim. Eğer onun başına bir şey gelecek olursa tek sorumlusu sensin Necdet. Asuman. Sen hala işinde başarılı olacağım diye kendini yiyip bitirirken kızın çoktan senden gitmiş olacak. Ben senin yerinde olsam başarılı olmak yerine baba olmayı seçerdim. Çok zor geçecek anlaşıldı. Amma oyalandım birader ya. Ha evet oyalandım. Ev çok güzeldi. Şöyle az keyif yapayım dedim. Hazır mıyız? Hazırız. Seda biz hazırız. Sen hazır mısın? Hazırım. GPS tamam mı? Tamam. Tamamdır sinyal aldım. Ha ha. Bu benim yolladığım sinyalleri alamıyorsun zaten. Bas. Gördüm, tamam. Sedacığım! Senin araba kullanırken bu cihazla ilgileniyor olman çok tehlikeli değil mi canım arkadaşım? Işıl, kalbime indiriyordun. Senin ne işin var burada? Doğru ya.
Ben burada aksiyondan bayağı geri kalıyorum. Ben öne geçeyim en iyisi. Dur ya, dur, ne yapıyorsun? Ya Seda, araba kullanırken başka bir şeyde iyileyebilmez. Işıl, sen çok oldun artık. İn aşağıya. Beni bu arabadan indirmenin tek bir yolu orada kolumdan tutup dışarıya sürüklemek. Yapamaz mıyım sanıyorsun ha? Yaparsın, yaparsın ablam. Ama bak, sinyal görüntüden çıkıyor. Işıl, sana bunları tek tek ödeteceğim bak. Ödetirsin, ödetirsin. Sen bir sağdan sonra teşekkür edersin. Her zaman planladığımız gibi olmuyor. Şeyler için birbirimizi kırmayalım. Nasıl ya? Senin ufak tefek dediğin şeyler, bana söylediğin yalanlar, farkında mısın? Ya Seda, benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Bir sor, bir sor. Allah aşkına bir sor. Bana de ki Işıl, da sen bu yalanları bana niye söyledin de. Sor bak be. Tek kelime daha edersen yemin ederim seni bu arabadan dışarı atarım ha. Sustum. Bak. Mesafe koy. Ya ben onları arka koltuktan takip ederim. Yine de ruhları duymaz kardeşim. Sen merak etme. Ya şimdi bir çıkmaza falan girecekler. Onlar gidecek, biz kalacağız. Mesafe koy. Ya Yiğidon bak şimdi. Aa, çukur. Ömerciğim, erken emeklilik sebepsin resmen ha. Ya ne var oğlum işte. Böbrekte, kum, taş, ne varsa döktük hepsini. Bir kolla, bir de Seda'yı kontrol et, tamam? Tamam, merak etme. Seda? Efendim? Her şey yolunda mı? Sayılır. Tamam, başlıyoruz. Anlaşıldı. Ben de geliyorum. Sen burada kalıyorsun. Neden? Işıl, saçmalama, çocuk oyuncağı değil bu. İyi, ben de çocuk değilim zaten. Işıl,
adımını atarsan bak seni direkt sona kepçelerim ha. O biraz zor canım. Pekala, sen istedin. Ne yapıyorsun? Şşş. Ya? Seda saçmalama. Kolum mu acıtıyorsun? Seda bıraksana, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel. Işıl sen aklın dikine gitme, ben kendime gelirim. Burada uslu dur, sesini çıkarayım da ben. Seda saçmalama, çözer misin şunu? Seda beni böyle bırakma. Seda. Uzun zaman oldu. Seni çok özledim baba. Ellerini. Silahını yavaşça yere bırak. Yüzünü dön. Işıl. Ben seni direkt sonra kelepçelemiştim. Birincisi ben bir genç kızım. İkincisi benim babam emniyet teşkilatında canım. Hadi yürü yürü. Delireceğim ya. Kızım sen hayırdan anlamıyor musun? Prensip olarak kullanmıyorum ben o kelimeyi. Seda, madem indirmedin arabadan, getirdin buraya kadar, niye göz kulak olmuyorsun? Arabaya kelepçe eldim, kelepçeyi açmış.
Ama hepimizi büyük bir beladan kurtardı. Çünkü adam beni enselemişti. Bu ne kardeşim? Ha, arkadaşlar bu operasyona geri dönüş biletimiz. E sen fotoğraf çekecektin. Ya, çektim. Aslında çektim de. Baksanıza. E oğlum hiç yüzü görünmüyor ki ya. Görünmüyor evet. Çünkü o sırada su içiyordu kardeşim. Hem de bu bardakla. Vay, nice. Şimdi küçük bir parmak izi araştırmasından sonra Çetin'in hayatta olduğunu kanıtlıyoruz. Sonrasında da Necdet Amir'e düşündüğü kadar beceriksiz polisler olmadığımızı ispatlıyoruz. Ya o halde operasyon devam ediyoruz öyle mi? Aynen öyle. Sen var ya adamsın oğlum, adamsın. Meriç ya. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen de hiç fena değilmişsin ha. Hadi arabalara. Bizim bir an önce merkeze gidip Necdet Amir'e haber vermemiz lazım. Hadi. Hadi hadi hadi. Koş koş koş. Pardon da sen nereye Yeşil? Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Ben bu anı kaçırır mıyım? Oğlum yarabbim ya. Necdet Amir müsait mi? Odasında. Amirim. Yiğit. Babacığım. Ay toplantın mı vardı? Ya ben sana ulaşamayınca. Hayırdır Işıl? Amirim bizim size söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Ben artık sizin amiriniz değilim. Şey biliyorum bizi operasyondan attınız ama bu gerçekten çok önemli. Yani eğer anlatmama izin verirseniz. Yiğit. Ben istifa ettim. Ne? Ne? Benim.